en büyük sıkıntı aslında son 5-6 yıldır neredeyse hukukçuların, avukatların dışında herhangi bir bağımsız heyetin ya da gözlem heyetin hapishanelere girmesi söz konusu değil. Buradan aldığımız sınırlı başvuru ya da bilgiler doğrultusunda hazırlanmış raporlar üzerinden konuşma şansımız var. Ama bu raporlar gerekse Türk İnsan Hakları Vakfı'na hapishanelerden çıkıp başvuran başvurucularımızın beyanlarından şunu anlamak mümkün. Hapishanelerde gerçekten en temel haklar bile ortadan kaldırılmış, kısıtlanmış ya da yok edilmiş durumda. Hapishanelerde çok zor koşullarda bu süreçleri yaşayan mahpusların sağlığa erişim hakkı noktasında yaşadığı sorunlar da çok büyük ve bunun içerisinde hasta mahpusların sorunları gerçekten endişe verici bir boyutta. 2021-2022 yılı sürecinde hapishanelerden 59 hasta mahpusun cenazesi çıktı. Yani burada devletin sorumluluğuna, yükümlülüğüne belki dikkat çekmek gerekiyor. Aslında bu insanların özgürlüğünden yoksun bırakılmamış herhangi birisiyle eşit ve aynı nitelikte sağlık hizmeti hakkı alma, sağlık hizmeti alma hakkı devam ediyorken bile ya hapishanelerde hayatını kaybettiler ya da hapishaneden çıktıktan çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetmek durumunda kaldılar. Bununla ilgili sorunlar maalesef henüz çözülmüş ya da bununla ilgili olumlu bir adım atılmış olduğuna dair bir veri, bir bilgi, bir rapor yok elimizde. En son ihadenin verilerine baktığımızda 162'si ağır hasta mahpus olmak üzere hapishanelerde en az 544 hasta mahpusun olduğu bilgisi var. En az dememizin sebebi ya da bu sayının kesin olmasından emin olmamamızın sebebi şu: Adalet Bakanlığı bu konuda şeffaf değil. Yani hapishanelerin durumlarıyla ilgili sağlıklı ya da güncel bilgiler paylaşılmıyor. Hasta mahpusların durumlarıyla ilgili bir bilgilendirme söz konusu değil. Ailelerin, avukatların başvurusuyla elde edilen veriler üzerinden ancak değerlendirme yapabiliyoruz. Ama bu veriler bile hapishanede yaşanan durumlarla ilgili ciddi anlamda orada yaşanan sorunlara dair bir fikir oluşturuyor. Şimdi ağır hasta mahpusların cezaevinde, hapishanelerde yaşadığı sorunlar, en önemli sorunlardan birisi sağlığa erişim noktasında yaşadığı sıkıntılar. Yani biz biliyoruz ki birçok hapishanede yeterli sayıda doktor görevlendirmesi yok, revire zamanında çıkamamakta ya da hastaların hastaneye sevkleri zamanında sağlıklı ve düzenli yapılmamakta. Düzenli sevkler yapılsa bile öncesindeki insanlık onuruna aykırı aşağılayıcı ağız içi ince aramalar ya da kelepçeli muayene dayatması gibi süreçlerden kaynaklı pandemi sonrası geliştirilen o güvenlikçi yaklaşımla zaten sınırlı ve kısıtlı olanaklarda yaşamını sürdürmeye çalışan bu mahpusların alanları iyice daraltılıp hastaneye gidemez ya da gitmeyi istemez hale dönüştürülmüş durumda. Yine hapishanelerdeki en büyük sorunlardan birisi aslında F tipleriyle yaygınlaştırmaya çalışılan bir tecrit uygulaması var. Tek kişilik koğuşlarda mahpusların ceza süreçlerini tamamlaması gibi bir uygulama söz konusu. Ama bu mahpuslarla ilgili şöyle bir bilgi var ki tek başına yaşamını idame ettirebilecek durumda değil bu mahpuslar. Bütün bu süreçlere baktığımız zaman aslında devletin yükümlülüklerini yerine getirmediği, mahpusun yaşam hakkından tutun sağlığa erişim hakkına kadar fiziksel, ruhsal bütünlüğünün korunmasına dair hiçbir sorumluluğunu ve yükümlülüğünü yerine getirmediğini, aksine bunun ağırlaştıran ya da zamanında yapılabilecek müdahaleleri de engellediğini görüyoruz. Şunu söylemek çok yanlış olmaz, hayatını kaybeden bu mahpusların ölümünden dolaylı olarak devlet ve o kamu görevlileri de birinci derecede sorumludur aslında. ATK'dan cezaevinde kalamaz raporu verilse bile savcıların kanaat bildirmesi ya da savcıların uygun görmesi halinde mahpusların tahliye edilmesi gibi kabul edilemez uygulamalar var. Yani siz bir insanın sağlık hakkını ya da tedavi hakkını polisin, jandarmanın, oradaki gardiyanların, cezaevi yönetiminin ya da savcının inisiyatifine bırakamazsınız. Bu süreçlerin nasıl işletileceği dediğim gibi uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş durumdadır aslında. Fakat uygulama ve işleyiş bu şekilde mi? Hayır, çok uzun zamandır bu şekilde değil. Yani ATK mesela üst karar merci olarak hasta mahpusların raporlama süreçlerinde karar merci olarak gösteriliyor ama ATK'nın verdiği raporlara baktığınız zaman kendi içinde çelişkili, gerçekten bilimsellikten uzak, daha çok siyasal bir takım değerlendirmeler ve siyasal iktidarın yaklaşımına göre
bilimsellikten bu mesleki etikten uzak bir takım raporların çıktığını görüyoruz. Ve bu raporlar içerisinde artık bu işi öyle bir noktaya getirmiş ki hastalıkla ilgili teşhis ya da net bir teşhis koymamakta ya da o hastalıkla ilgili cezaevinde kalır kalamaz raporu verirken o alanda bir uzmanın imzası olmadan dahi kararlar alabilmekte, geri gönderebilmek duygusu ya da ilkel bir öç alma pratiği sergilediklerini gösteriyor bize.